Hazreti İbrahim güneşe, aya, yıldızlara baktı ve bunlar benim Rabbim olamaz dedi. En nihayetinde Rabbi olan Allah, Rabbi olan Allah'a tabi oldu. Peki Hazreti İbrahim aleyhisselamın mürşidi kimdi? Bütün peygamberler için bu geçerlidir. Onların önce mürşidi Allah'tır. Reşid olan Allah'tır. Gönlüne vahyediyor peygamberlerini gönlüne vahyederek yetiştiriyor. Buna beraber bir kısmını bir mürşide gönderiyor, bir kısmını göndermiyor. Hz. İbrahim için evet böyle bir mürşid yoktur. Resulullah Efendimiz için böyle bir mürşid yoktur. Ama baktığımızda Hz. Musa için vardır. Hz. İsa için vardır. Evet. Bir yandan Allah yetiştirirken bir yandan da zahiri olarak birine teslim etmiştir yani. Nasıl ki e, Hz. İbrahim'in bulunduğu kavim, Güneş'e, Ay'a, Yıldız'lara tapıyor. Orayı da doğru anlamak gerekir. Allah onun gönlüne birliğini, vahdaniyetini vahyetmiştir. O bunu anlamıştır zaten. Ama o kalbe öğretmek için bunu söylüyor. Güneş'e tapanların arasına gidiyor. Bu bir seferlik bir şey değil. Aralarına gidiyor. Ben de diyor, siz neye tapıyorsunuz? Güneşe tapıyorsunuz. Onlarla beraber oturuyor. Bunlar güneşe tabi secde ediyor, ibadet ediyor. Bu onları seyrediyor. Sonra onlara diyor. Bu dir güneş battı. Bu benim Rabbim olamaz. Daha doğrusu kavim için söylüyor. Bu sizin Rabbiniz olamaz. Kendi üzerinden söylüyor. Bu benim Rabbim olamaz. Ben doğu batanları sevmem böyle. Sonra ay için, sonra yani aya tapanlar için, yıldızları tapanlar için aynı muameleyi yapıyor onlara. Hepsine de aslında tevhidi Anlatmak için yapıyor. Onların taptığının ilah olmadığını, yaratılmış mahluk olduğunu öğretmek için yapıyor. En sonunda bir de putları kırıyor tabii. Evet, Allah yetiştiriyor. Mürşidi Allah'tır. Peygamberlerin, Nebilerin, Resullerin. Zahiri bir mürşidle muhatap olurken de bu böyledir. Yani sadece mürşid onu yetiştirmiyor. Bir yandan da kulunu Allah yetiştiriyor. Bütün veliler için de bu böyledir. Allah bir de onun gönlüne ilham ediyor. Onun gönlüne vahy ediyor. Evet. Bir kısmının zahiri olarak mürşidi varsa da bir kısmının da yoktur. Peygamberler evet.